Arkadaşlar selamlar. Normalde size hep otobüsten başlarız. Bugün kendi arabamdan başlıyorum videoya. Şimdi bu videodaki konumuz başlıktan da anlayacağınız üzere otobüs sektörü hakkında olacak. Yani girişler hakkında olacak. Bir param var. Otobüs sektörüne girmek istiyorum. Nasıl gireceğim? Bunun hakkında biraz bilgi vereceğim size. Yalnız şunu da ayırt etmekte fayda var. Şimdi ben sektörde olmadığım için tecrübem yok. Ama sektördekilerle muhabbetim olduğu için haliyle biraz bilgim var. Bu bilgileri bu videoda sizlerle paylaşacağım. Hiç bilgisi olmayan arkadaşlarımız için. Şimdi cebinizde nakit paranız var. Ki bugün otobüs alabilecek nakit para kolay kolay herhalde kimse de yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün sıfır turizmanın fiyatı bile 2,2 milyon, 2 milyon civarında değişiyor. O nedenle sıfır otobüs almak bugünlerde biraz zor. İkinci elin piyasası da arttı. Haliyle 2011-2012 model araçlara 1 milyon gibi bir fiyat isteniyor bugün. O yüzden otobüs sektörüne gireceksiniz. Bence birkaç defa daha düşünün. Özellikle çevreniz yoksa. Çünkü bu işte çevre çok önemli. Şimdi otobüs sektörüne gideceksiniz ama hangi otobüs sektörüne şimdi iki farklı çalışabilirsiniz. Bir peronda veyahut da turizmde. İkisinin de belgeleri birbirinden farklı arkadaşlar. D1 peron oluyor. D2 de turizm için oluyor. Şimdi şuradan çıkışımızı yapalım. Şimdi iki farklı seçeneğiniz olacak veyahut da servis de var da o da artık çok eski otobüs alırsanız servise girersiniz. Yeni bir otobüs alırsanız 2012, 2013 model vesaire perona sokmak istersiniz veya turizme sokmak istersiniz. Şimdi hangisinin kazancı çok, hangisinin az? Bu bir kere çok değişken. Ben size bu konuda bir şey diyemem. Kimisi peronda çok kazanır, kimisi turizmde çok kazanır. Bu çok değişken bir konu. Şimdi D1 için 150 koltuk kapasitesine sahip olmanız gerekiyor. D1 belgesi almak için. Yani bir otobüs alayım hemen işte bir firma kurayım gideyim, yok. En az 150 koltuk kapasiteniz olacak. Artık otobüs olur, minibüs olur. Bu da size kalmış. Ve 12 yaş sınırı var D1'de, belgede. Şimdi bu firmaya sokacaksınız haliyle. 150 koltuk kapasitesine sahip olamayacağınıza göre bir firmaya sokmanız lazım. Firmalar genelde senelik yapıyorlar sözleşmelerini. Örneğin bir firmadan vereyim isim vermeden. Şu anda yıllık 50 bin lira gibi, pardon, aylık 50 bin lira gibi bir fiyat veriyordu araç sahiplerine, işte KDV haricinde. Onun dışında işte personel giderleri araç sahibine ait, işte yiyecekler içecekler firmaya ait gibi. Bu tarz detaylar değişebiliyor sözleşmenize göre. Turizmde olay nasıl oluyor? Bir de D1'de şöyle bir şey var. D1 belgesi olan bir şirket bir aracı üzerinden 3 ilave araca D1 belgesi çıkartabiliyor. D1 belgesinin fiyatı da şu an 200 bin lira arkadaşlar. Son zamanlarda epey bir arttı, daha da ucuzdu ama 200 bin lira kadar bir fiyatı var. 5 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Bu da %20'si kadar. İlk fiyatının %20'si kadar. Yani otobüs sektörüne girecek olanlar tabii birkaç kere daha düşünsün bence. D2 de şimdi sözleşme genelde başkası üzerine çalışan şeyler böyle oluyor. D1'ler böyle oluyor. Bir de senelik genelde şey yapıyorlar. Ve bu konuda çevre çok önemli. Yani yeni bir aracınız yoksa, ortalama 2-3 yaşında bir araç almayacaksanız, bir kere çevrenizde yoksa bir şirkete girmeniz gerçekten çok çok zor. Çevreniz olması lazım. Özellikle yaşı düşük bir aracınız olacaksa ki, dediğim gibi şu anda sıfır araç almak gerçekten çok zor. D2'de biraz daha kolay nispeten perona göre. D2 belgesi almak için işte 76, iki tane aracınızın olması gerekiyor en az. 75 ya da 76 yolcu koltuk kapasitesine sahip olmanız gerekiyor belgeyi almak için. O biraz daha nispeten şeye göre kolay. D1'e göre kolay. Onu da genelde kiralıyorlar. Öyle söyleyeyim size. Onu genelde kendileri almıyorlar, araç sahipleri. Başka bir D2 belgesi olan bir firmadan bunu kiralıyorlar. Artık onun da kiralama ücreti yine kişiye göre değişiyor. Durumuna göre o da değişiyor. Peki aracını aldın, D2 belgesini aldın. Ben kafama göre gidip işte sağdan Ahmet'i Mehmet'i toplayıp gidebilir miyim? Hayır, gidemezsin. Öyle bir şey yok. Diyelim bir turunuz var. Bu turunuzu ilgili bakanlıklara bildirmek zorundasınız ve güzergahınızı bildiriyorsunuz. O güzergahın dışına
çıkamıyorsunuz. Tabii bu konuda yanlışım varsa düzeltebilirsiniz yorumda. Yani otobüsü almak kolay. Hani param vardı, gidersin otobüsü alırsın. Mevzu otobüsü almak değil, mevzu işi bulmak. Abim bu konuda örnek gösterebilirim. Abim nakliye işine girdi, parası vardı, bir kamyonet aldı. Asıl mevzu ondan sonra başlıyor. İşte K belgesi, bilmem ne belgesi, ıvır zıvır. Bir araba parası da ona harcaman gerekiyor. Abim ne yaptı? Tabii aracını, belgeyi kiraladı, belgesi olan bir firmadan. Oradan kiraladı, öyle yaptı. Ne oldu sonra? Çevresi yoktu. İşte istediği kadar iş bulamıyordu. Sonra satmak zorunda kaldı. Yani aslında o kadar da kolay olmuyor bazı işler. Yoksa ben de otobüs alıp girmeyi şahsen isterim otobüs sektörüne, ama o kadar kolay olmuyor bu işler arkadaşlar. Şimdi bu videoyu neden çektim? Bana son sıralar çok soru geliyor. Mailden geliyor, işte YouTube'da yorumlarda geliyor, Instagram'dan geliyor. İşte nakit param var, otobüs sektörüne girmek istiyorum diye. İşte soru, nasıl yaparız, nasıl ederiz? İşleyiş ortalama böyle yani. Bir tane otobüs alıyorsunuz ve otobüsü sokacak bir tane firma buluyorsunuz. Artık bu firmayı bulmak tamamen size kalmış. Büyük firmalar biraz daha yaşı genç araba alıyorlar. Genelde dediğim gibi senelik sözleşme imzalıyorlar. Artık sözleşmeyi nasıl imzalarsınız, ne kadar alırsınız, bu tamamen size kalmış. D2 dediğim gibi biraz daha kolay D1'e göre. Bu belgeler, D2'nin fiyatı 15 bin liraydı bakın. Birkaç ay önce sanırım bunu turizmciler özellikle istedi. 175 bin liraya çıktı. 15 bin liradan 175 bin liraya çıktı D2 belgesi. Yani 2 tane otobüsüm var. 175 bin lira D2 belgesi almak için fiyat vereceksin ki her araç için D2 belgesi ayrı arkadaşlar. Bunu da böyle bilgisini vereyim. Bu da böyle bilgilendirici bir video olsun. Eksiğim varsa, yanlışım varsa yorumlarda düzeltebilirsiniz. Ben bildiklerimi size aktardım. Bilgileri aldığım kişinin de ismini vermeden edemeyeceğim. Erdem Akbaş abim, kendisine teşekkürler. Aynı şekilde Sadık abim, Sadık Kodalak Web Turizm'den ve Erman Geyik abime de teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerinden bu video için özellikle bu konular hakkında bilgi aldım. Umarım sizin için bilgilendirici olmuştur. Otobüs videolarımızın devamı gelecek. Bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.